konuşma. Lütfen anlatsana. Baştan anlat. Demin de dediğim gibi hani bu teknik, bu sistem bize o kadar uzak ki bunu anlamakta bir zorluk çekiyoruz. Yani ben de oğlumun rahatsızlığı olmasa bugün bu kadar çok şeyin arayışı içerisinde olmazdım. Herhalde bugün burada olmazdım diye düşünüyorum. Fakat burada olmama rağmen ve sizi uzun zamandır canlı yayınlarınızı takip etmeme rağmen, anlamaya çalışmama rağmen çok uç bir şey. Yani bizim alışkın olduğumuz böyle bir şey var. Rahatsızlıklarımızda biz doktora gideriz. Doktor bize orada belirli bir tetkikler yapar ve der ki evet hastalığınız bu, yapacak fazla bir şey yok. Çünkü tıpta buna karşı kullanabileceğimiz bir şey yok der ve bizi eve gönderir. Bununla yaşamaya alışacaksınız der. Fakat bu bütün imkansızlığı bize çizen ve bizi buna inandıran doktorların bir yana bıraktıktan sonra artık çare kalmadığı zaman alternatif tıpla ben başladım ilk önce. Bakıyorsun ki o kadar çok yöntem var, o kadar çok sistem var. Hepsi deneniyor. Ben de bütün bunları birçoğunu deneyip de aslında çok da yol kat edemediğimi gördükten sonra bu sizin yönteminizle tanıştım. Buraya geldiğimde bile çok şeydim yani, acaba nasıl olur? Hani ilk kez kanal oldum, ilk kez bunu deneyimlemiş oldum. Ha, bu kadar doğru sonuçların çıkması ve bunun tedavisi de şifalandırması da bu kadar basit olduğunu görmek çok ayrıca heyecan verici bir şey ama bize çok uzak. Yani genel olarak hepimize, bizim topluma çok uzak bir şey. Hiç görmediğimiz bir şey. Yani bu çok alışılmış bir şey değil. Bizden önceki nesiller belki bir kısmını gördü ama bizden önceki nesiller derken çok eski tarihten bahsediyor olmalısınız diye düşünüyorum. Hani bilmiyorum, takip edebildiğimiz kadar geride de buna benzer bir çalışma ben görmedim. Annemle konuşuyoruz. Akşam diyorum ki anne böyle böyle ya diyor, benim aklım artık almıyor ama ben inanıyorum sana diyor. Sen böyle söylüyorsan dene. Ne dedin annene? Anlatsana. Ya anneme anlatıyorum sizin. Tek tek anlat. Şimdi yayında veriyorum. Annene ne anlattın? Böyle böyle ne? Tek tek anneme o akşam izlediğim videoda bacağı kısa olan. Akşam neredeydik biz? Akşam buradaydınız. Onu öyle anlatsana. Ben tamam. Akşamki burada yaptığımız konferansta gelen hastalar vardı arasında. Şikayetleri olduğu için buradalardı ve orada bacağım 3 santim kısa diyen teyzemizin birkaç dakika sonra bacağı ölçüldüğünde uzamış, 2 dakika içerisinde uzamış olduğunu görmek. Bunu anneme anlattım akşam. Annem diyor ki ya kızım benim artık aklım almıyor. Ben artık hiçbir şey anlamıyorum bu anlattıklarından ama sana güveniyorum. Yani sen doğru buluyorsan yolun açık olsun kızım diye beni bugün öyle uğurladı. Çok şaşırtıcı, çok ilginç ve gerçekten mucize ötesi. Bunu gördükçe, deneyimledikçe daha inanarak ve içime sinerek söyleyebiliyorum artık. Ve biz ayak uzatmayı yaptığımızda dokunmuyoruz gibi. Evet. Hatta birini, biz İzmir'deydik, o Londra'daydı. Dedi ki bir İzmir'de eğitime katılan arkadaşımız, benim arkadaşım psikolog ve Londra'da bir ayağı 2 santim kısa. Çalışalım dedik, çalışalım dedik. Ama dedik bir arayalım telefonla. Aradık. Açmadı. Sonra anladık ki uyuyormuş. Tamam dedik, açmasın. Çalıştık, kadının ayağını uzattık. Hiç telefon falan yok. Telefonu açmadı zaten. 2 saat sonra kadın cevapsız aramaya döndü. Bizi aradı. Dedi ki beni arar mısınız? Arkadaşım arzu keleşti. Dedi ki yürüsene dedi. Kalk. Niye dedi. Ayağını uzattık dedi. Kadın yürüdü. Bu ayaklar benim mi demeye başladı. Uykudayken bile, haberi yokken bile İzmir'den Londra'ya kadın ayağını uzattı. Hocam Yaşar Bey'in ayağı bir eli tutuldu. Bir ayağı ağrıyor. 3 hafta bunu çekti. 2-3 hafta ben seslenmiyorum. Gelsin bana yapacağım bir şey. Sonra son hafta geldi, artık hareket edemiyor. Yine bekliyorum. Yine ben anlatayım hocam. Ben anlatayım mı? Şimdi şu dizimde bir ağrı, bir sıkıntı var. Uzun zamandır var. Bir hastaneye gittim. Doktora gittim. Doktor dedi röntgen çekti. Ameliyat dedi. Gittim. Randevu al dedi. Randevu almak için gittiğimde 2-3 hafta arkaya atınca 3-5 gün sonra, bir hafta sonra geçti. Ağrı geçince dedim boş ver ameliyatı, devam ettim gitti.
Ama bu dediğim bayağı bir zaman oldu. Sonra ama o dizde böyle aklım var halen. Yani bir şey var diye. İşte bir daha bir geçenlerde böyle bir şey oldu. Dizim ağrıdı. Dizim ağrıması yetmiyor. Belle diz arasında öyle bir ağrı var ki şöyle başladı. Önce yavaş yavaş başladı. Hızla, her geçen gün çoğaldı. Çoğaldı ama ben de fırsat bulup bir şey de yapamıyoruz. Şimdi işte bir biyoenerjim yapalım falan filan öyle gidiyor. Bugün yaparız, yarın yaparız devam ederken bir gün de şimdi otururken böyle oturuyorum, oturamıyorum. Diyelim yemek yiyoruz, kahvaltı yapıyoruz, ayağa kalkıyorum yarısında, ayakta yemeye başlıyorum. Falan ondan sonra onu da neyse hep erteledim hakikaten. Yani şimdi düşünüyorum da. Ondan sonra bir gün yani bazı otururken çok ağrıyor. Aşırı derecede burası çekiyor. Oturamıyorum. Ama kalktığım zaman biraz dayanabiliyorum. Yani hafifliyor. Yatış, oturuş pozisyonuna göre de şey oluyor. Rahatlama ya da rahatsızlık oluyor. Ben de ona göre ayarlıyorum kendimi. Ondan sonra bir günde kalktım artık. Hiçbir pozisyonda duramıyorum. Acayip ağrıyor. Artık dedim şunu bunu boş ver gidelim bir iğne yaptırayım. Bu ağrı geçsin ondan sonra bakalım çaresine. Gidecektik. Hanım da kızdı. Herkes dedi bize geliyor dedi. Sen başka yere gideceksin. Bu ne biçim bir şey. Sen bugüne kadar bu kadar uğraştık falan dedi. Haklısın dedim. Ben uzandım yaptı. Yarısında biyoenerji yaptı. Biyoenerjiyle bu sizin sisteminiz arasında ben biyoenerjinin sonuna doğru uyumuşum. Sizin sisteminiz de devam etmiş uykuda. Hı. Uyandığımda sordu. Sen uyudun dedi yani falan. Ama ben Refik Hoca'nın şeyini de yaptım dedi. Stilini de yaptım dedi. Omurileri yerine takmış. Ondan sonra hadi gene doktora gidelim dedi. Ben de aslında dışarı çıkmak istiyordum. Artık yavaş yavaş rahattım. Uyandığımda rahattım. Gittik, doktora gittik. Zaten pazar günü zaten doktorlar bayağı bir şey. Yani eskisi gibi değil. Almanya'nın adı var ama hastaneleri, doktorları biraz bayağı bir yabancı doktorlar dolu falan. Bir de pazar günü oluşunda gittik doktor yok. İki tane genç çocuk var. Onlar dediler ki işte bekleyin doktor gelecek. Aradılar geldi. Bir tane hap verdi. Bunu al at dedi. Bunu ne yapacağım dedim. Şimdi o hapı biliyor. Onun daha iyisini biliyor. Hani bu hapı mı verdin? Bunun şusu var. Bari onu verseydin dedi. Bir şeyler söyledi. Doktor böyle önce şey böyle işte iki tane yabancı gelmiş gibi bakarken sonra doktor kendine geldi. Ben kimle konuşuyorum der gibi. Dedim bu yanımda doktor var. Ona göre konuş. Falan. Doktor ya işte ne yapıyorsunuz? Şunu şunu yapıyoruz. Ya onlar çok iyi şeyler ama yapabilene dedi. Yani yapabiliyorsa çok güzel şeyler. Yani hastaneden falan daha iyi. Dışarı çıktım. Ayağımdan sanki o ağrı çıktı gitti yani. O ağrı kalmadı. Mucize ötemiz sonsuz. Çok aşırı bir ağrı vardı duramıyordum. Giderken. İşte bravo bu. Şimdi şuna geçelim. Ha o hapı da almadı. Hap yazdı, onu istemedik, geldik. Ve şimdi daha da şaşılacak yumurta sahibi olamayanlar bugüne kadar. Çocuk sahibi olamayanlar ve rahminde kistler miyomlar olanlar sizden gelip ben çocuk sahibi olmak istiyorum lütfen bana yardım et diyenlere siz bilinçaltı yöntemiyle onlarda yumurta yapacaksınız. Rahimlerindeki kistleri yok edeceksiniz. Şimdi bu konunun içine geçelim.